5,5 sene çalıştım orada. Tedavi sürecinden birlikte 6,5 sene, 7 seneye ulaştı. 2022 11. ayın 9'una iş kazası geçirdim. İş kazasında güvenlik önlemi yoktu. Ben iş kazası geçirmeden önce bir kafesin etrafında bir insan geçecek şekilde bir yer vardı. Oradan geçip gidiyorduk hepimiz. Ya bunda kamera kaydı falan da vardı. Kamera kaydında bunlar amirler, şefler bunu göz göre göre seslerini çıkartmıyorlardı. Oradan geçip gidiyorduk. Ben bu iş kazasını geçirdikten sonra orayın önlemini aldılar. İçeri girilmez yasak tabelası vardı. O tabelayı ben iş kazası geçirdikten sonra koydular. Bizim oraya geçeceğimiz yeri ben kaza geçirdikten sonra kapattılar. Acil stop çalışmıyordu. Acil stopu ben kaza geçirdikten sonra yaptılar. Benim elim acil stop çalışıyor olsaydı benim elim bu hale almazdı. Acil stop çalışmadığından dolayı elim 6 saniyede, 7 saniyede elim bu hale aldı. İlk mahkemem 7. ayın 10'uydu. Mahkeme ertelendi, şahitler dinlenecek dedi. 10. ayın 18'ine ertelendi. Ama mahkeme sürecek, bayağı bir sürecek. Bu da kendilerinin avantajı olacak zaten. Zaten adaletin sağlanacağını beklentim olsaydı bu kadar kişinin iş kazası geçirmesine bir dur diyen olurdu. Bir önlem alan olurdu. Bu kadar iş kazası oluyor, burada işçi ölüyor, işçiler ellerini kaybediyorlar. Burada ne oluyor, mezbahaneye dönmüş burası. Burada ne oluyor deyip gelip bir soran kişi yoktur. Yani 2017'den beri bizim bildiğimiz 10-12 tane belirgin olan, üstü kapatılan bir dünya arkadaşımız var. Gaziantep'liyim. İki çocuk babasıyım. Akınal Sentetik'e 2015 yılında başladım. 4,5 sene A blokta çalıştım. Yeni kurulan bir işletmeye kalifiye eleman olaraktan zorla gönderildim. Gitmek istemedim ama zorla gönderildim. 2018 son aylarında Nedeli hattına geçiş yaptım. Kalifiye eleman olaraktan. Nedeli hattına geçiş yaptıktan sonra iş kazalarımın ardı arkası kesilmedi. Şu anda 6 tane takipsizlik olan daha hala açılmamış iş kazası dosyam mevcut. Son 28 gün çalışma esnasında 2 hafta döndükten sonra benim elim pazar günü 12 saat mesaide saat 1'i 25-30 geçe civarlarıydı. 32 civarlarında elim makinenin arasında kaldı. Makinenin genel temizliğini yaptık. Ama asıl durma amacımız makinenin sürekli bir noktada hata vermesiydi. Sürekli tülbenti bozmasıydı. O amaçtan durdurmuştuk hattı. Onu kontrol amacına durdurup durmuşken de temizlik yapalım dedik. Temizliği bitirdik ama o parçayı almayı unuttuk. O parçayı almaya gittiğim esnada darak güvenliklerinin açık olduğundan dolayısıyla hatta durduğundan dolayısıyla ben de ön taraf duruyor, arka taraf duruyor. Artık hat durmuş deyip elime atınca orta kısmın durmadığını ve o esnada da iş kazası gerçekleşti. Pazar günü pazar mesaisinde ben iş kazası geçirdim. Benden 3 ay sonra benim kazayı geçirdiğim aynı yerde benden 3 ay sonra Mustafa Alkan isminde bir arkadaşım iş kazası geçirdi. Yani çok şimdi eğer bir şey yaptırmak istiyorsan, burada iş kazasına sebebiyet var dediğin yeri yaptırmak istiyorsan orada illaki birilerinin iş kazası gerçekleştirmesi gerekiyor. Biz o 1,5 senelik davulbazı yaptırmak için birçok kişinin eli, yüzü, gözü ostikten yandı da onun için yaptılar. Bugün gerçekten Akınal'da ve birçok firmalarda birçok iş kazalarıyla, birçok yenilen haklarla, birçok sömürgecilikle karşı karşıyayız. Artık haklarımızı yedirmemek için, birlik ve beraberlik için bir araya gelmeyi hepinizden talep ediyoruz.